Özlediğim şey Pulsar ile geri döndü resmen. Yeni çıkan Pulsar X2 H incelemesiyle karşınızdayım. Senelerce severek kullandığım Zowie ZA şeklinde güncel bir mouse bekliyordum uzun zamandır ve bunun Pulsar ile olması hem güven verdi hem de sevindirdi. İlk olarak geçen sene karşımıza çıkan Pulsar X2 bu sene hem X2 V2 olarak hem de X2 H olarak güncellenmiş haliyle görüyoruz. Ayrıca bir yeni versiyon daha var, o da özellikle sol el oyuncularını hedefleyen X2 A şeklinde. Elimdeki bu mouse ise X2 H Mini olarak geçiyor. İki boyutu var, birisi mini, diğeri medium olarak. Eğer 18 cm'den daha küçük eliniz varsa mini tercih edebilirsiniz, yoksa medium daha uygun olacaktır. Tabii küçük seviyorsanız eliniz hangi boyutta olursa olsun benim gibi mini tercih edebilirsiniz. Shape olarak baktığımızda Zowie ZA'ya benzediğini, anımsattığını söylemiştim. Benim için bu şeklin yeri ayrıdır. Güzel zamanlar geçirdim, mutluydum ama tabii 2019 senesinde mutluydum. Üzerinden 4 sene geçti. Her geçen gün yeni bir şey görüyoruz. Zowie'den çok bekledim ZA yeniliği ama olmadı tabii. Pulsar'da sevdiğim bir marka, Kore menşeli, vizyonları geniş ve kaliteli. Arkadan bir yüksekliği olduğunu görüyoruz. Cloud tutuşta avucu dolduruyor. Zaten Cloud Grip haricinde pek rahat olacağını sanmıyorum. Ağırlık olarak ise 52 gramlarda olduğunu görüyoruz. Bu da gayet güzel ve ideal. Kaplama olarak mat bir kaplaması var ve dokusu iyi. Ayrıca genel kaliteye baktığımızda ise gıcırdama gibi durumlar yok. Sensör olarak baktığımızda yine X2 serisinde PixArt 3095 devam ediyor. Bu sensör bize 650 IPS ve 50G hızlanma sunuyor. Ama bunun yanında artık Nordic 52840 Mejo'ya geçildiği için 4000 Hz desteği gelmiş. 4000 Hz kullanmak için ekstradan bu dongle'ı satın almanız gerekiyor. Yoksa kutu içerisinden çıkan dongle maksimum 1000 Hz destekliyor. Artık bu Hz olayını anlatmaya, sizlere baymaya çok gerek yok diye düşünüyorum. Her videomda anlatıyorum ama kısaca bir özet geçelim yine. 4000 Hz kullanımda 1000 Hz'e göre bilgisayara 4 kat daha hızlı bir raporlama sunuyor mouse. Bunun yanında eksi olarak sadece daha fazla güç tüketiyor. Bu da biraz batarya sürenizi etkiliyor. Ayrıca işlemciniz de çok önemli. Çünkü fazla Hz kullanmak işlemci kullandığı için iyi olmayan işlemcilerde kasma meydana gelebiliyor. Örneğin ben Ryzen 5 5600X ile tam sınırda gibi hissediyorum. 4000 Hz'te bir problem yaşamıyorum. Ha bir de bazı oyunlar 4000 Hz tam desteklemiyor ama gerçekten önemli bir özellik. Artık çok net şekilde 1000 Hz ile 4000 Hz arasındaki farkı hissediyorum. Hadi diyelim bu 4000 Hz dongle'ı satın almak istemediniz. Bu 4000 Hz dongle'ı kullanmasanız dahi yeni MGU'dan dolayı 1000 Hz'te tamamen gecikmesiz ve kesintisiz bir kablosuz deneyim sunuyor. Batarya olarak 1000 Hz kullanımda yaklaşık 100 saat gibi bir veri verilmiş. Tabii unutmayın 2000 Hz ve 4000 Hz kullanımda bu süre doğru orantılı olarak düşecek. Sonra vay ben aldım 4000 Hz'te 20 saat gidiyor falan demeyin, çok normal bir durum. Switch olarak çok büyük bir değişiklik var. Artık Pulsar yeni mouse'larında optik switch kullanıyor. Bu optik switchlerin markası Raesha ve aslında çok tanıdık bir marka. Çünkü asıl olarak Razer'ın optik switchlerinin üreticisi bu marka. Özetle Razer'daki optik switchlerin aynısı şu an Pulsar'larda da var diyebiliriz. Ve optik switch kullandığı için gecikme değerleri inanılmaz düşüyor ve 4000 Hz ile de kombinlenince gerçekten canavar oluyor. Sıkıtezer PTFE olarak geliyor ve stok olmasına rağmen gayet güzel. Eskiyene kadar değiştirmeye ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Önceki nesil Pulsar X2 Mini ile şöyle bir kıyasladığımızda aslında bendeki bu X2 Mini normal değil, çok özel bir ürün. Dünyada sadece 50 tane var ve hiç satılmadı. Bazı içerik üreticilerine teşekkür amacıyla dağıtıldı. Onlardan birisi de benim. O yüzden bayağı özel bir mouse benim için. Şimdi bu X2 Mini normal X2 Mini'lerden switch olarak farklı. Tam bir geçiş mouse'u yapmışlardı. Önceki nesil X2'lerde Kai GM 8.0 kullanılırken bu Bruce Lee versiyonlarında optik switch yaptılar ve bu optik switch şu an bu yeni nesil X2'lerde mevcut. Şekil olarak baktığımızda X2 Mini'ye göre X2 H Mini arkadan daha yüksek olmasıyla göze çarpıyor. Bunun haricinde boyutları aynı gibi duruyor. Bence bir boyut farkı yok aralarında. Yani X2 V2 Mini ile X2 H Mini arasındaki en büyük fark şu üstündeki yükseklik noktası. Atlantis Mini Pro ile kıyasladığımızda çok benzer boyuttalar ve benzer yükseklikleri var ama bu yükseklikler aynı tarafta değil. X2 H'da arkadan yükseklik olup öne doğru alçalma yaşanırken Atlantis Mini'de bu yükseklik ortaya doğru gelmiş ve keskin şekilde alçalmıyor. Ama her ikisi de cloud kullanımı için çok uygun. Kutu içeriğinden ne yedek sıkıtez ne de böyle bir grip tape çıkmaması beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Şöyle bir sticker var, böyle bir ürün kartı var koleksiyonluk. Onun haricinde 1000 Hz dongle'ımız kutu içeriğinden çıkıyor. Şöyle paracordumsu Type-C bir kablomuz var. Bu kablonun böyle giriş kısmını biraz böyle yükseltili yapmışlar ki kablolu kullanımda sürtünme yaşanmasın. Kutu falan kaliteli ama hani kutu içeriğimiz bu kadar arkadaşlar.
Şimdi gelelim bir özetlemeye. Öncelikle kimler için uygun? Bence cloud tutan, böyle arkadan yükseltili olup avucumun içini doldursun diyen herkes için uygun. Şimdi bunun X2 V2 versiyonu Atlantis ve Sora ile benzer şekillerde, o yüzden fazlasıyla arada kalınacak bir model. Fakat X2H tamamen farklı. Şu an piyasada buna benzer şekilde, yani Zowie ZA Shape dediğimiz bir mouse çıkmadı. O yüzden farklı bir amaca hizmet ediyor. Kalite olarak ilk nesil X2'lere göre tabii ki yine büyük bir fark var. Artık bu yeni modellerinde tüm firmalar fazlasıyla kalite iyileştirmeleri yaptılar. Premium bir ürün hissiyatı var diyebilirim. Sıralamak için Vrate'e geldik arkadaşlar. Vrate Pulsar'ın resmi distribütörü bu arada. Onu da bilgisini vereyim. Şimdi X2H Medium var, X2H Mini var, X2 V2 Medium var, bir de X2 V2 Mini var arkadaşlar. 4 tane seçenek var. 2 mouse'un toplamda ikişer tane seçeneği var diyebiliriz. Mesela şimdi X2H'a girelim, bir de X2 V2 Medium'a girelim. Şimdi fiyat 3249 TL, ama Swarovski indirim kodunu kullanırsanız 50 TL bir indirim olmuş oluyor. Renk seçeneklerimiz var. Siyah veya beyaz seçeneği var. Artık bu sizin tercihinize kalmış. İleride renk seçenekleri gelir mi bilmiyorum. Çünkü Pulsar böyle çok renk seçeneği falan yapabiliyor böyle. Hani uzun bir döneme yayıyor aslında. Bunu X2'de görmüştük. De X2 V2 var arkadaşlar. Size video içerisinde farklarından bahsettim. X2H'ın böyle arkası daha yüksekti. X2 V2 ise biraz daha böyle Niso Sora veya Lambuz Atlantis'e benziyor demiştim. Şimdi bunda medium seçeneği var, mini seçeneği var. Artık sizin tercihinize kalmış mini mi medium mu almak. En azından böyle seçeneklerin olması iyi bir şey. Yine bunda da indirim kodu geçerli arkadaşlar. Eğer 4000 Hz kullanacaksanız bu dongle'ı satın almanız gerekiyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Yani ben tavsiye ederim arkadaşlar, dediğim gibi. X2H zaten çok özel bir shape'i var. X2 V2 de zaten arada kalınacak bir shape'i var. Yani hem Atlantis'te hem Sora'da hem X2 V2 de hani bunların üçü de birbirine çok benziyor. Arada kalacağınıza eminim ama bana sormayın hangisini alayım diye. Ben de çok arada kalırdım yani. Tavsiye ederim yani Pulsar'ı. Gerçekten iyi bir marka. Yazılımı indirmek için Pulsar'ın sitesine giriyoruz. Ben zaten açıklamaya ekleyeceğim arkadaşlar. Hiç böyle zahmet etmenize gerek kalmayacak. Burada download kısmı var. X2 var. Burada mouse'unuz hangisiyse onu seçiyorsunuz. Benim X2H Mini mesela. Buna tıkladıktan sonra Pulsar Fusion Wireless My Software'ı buradan indiriyoruz. İndirdik, kurduk. Böyle bir ekran geldi. Tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım neler varmış. Şimdi burada istediğimiz tuşa istediğim şeyi atama kısmı var arkadaşlar. Motion Sign'ı açıyorum. Çünkü bu 3395'in bir özelliği. Debounce Time var arkadaşlar. Bu Switch ile alakalı. Şimdi bunu sıfırda tutarsanız double click yapma ihtimali artabilir. Yani eğer sıfırda kullanıp double click yaptığını görüyorsanız bunu biraz daha 2'ye 3'e çekebilirsiniz. Yani ideal aralık aslında 4-12 ama sıfırda kullanabilirsiniz. 4000 Hz'de sıfırda kullanabilirsiniz. Ama double click yaparsa arkadaşlar mouse'tan kaynaklı bir sorun değil. Yazılımla alakalıdır arkadaşlar. Yani bu, çünkü MS'i o kadar çok düşürüyor ki double click yapma ihtimali artıyor. Auto sleep'i ben her zaman 10 dakika yapıyorum. Sürekli böyle uyanmasını istemiyorum mouse'un. Yani 10 saniyede kendini uykuya alırsa uyandırmak için bir böyle bir kendine gelmeye çalışacak mouse. Ben bunu her zaman en yukarıda tutarım. Şimdi performans kısmına geldiğimizde burada DPI ayarlarımız var. DPI'nizi ayarlarsınız. Polling rate kısmı var. Eğer 4000 Hz dongle'ı satın almazsanız maksimum 1K'ya kadar göreceksiniz. Eğer 4000 Hz dongle'ı satın alırsanız 2000 Hz ve 4000 Hz olarak seçebiliyorsunuz. Load var. Bu sensörün ne kadar yüksekten algılayacağın mesafesi. Ripple Control ve Angel Snap'i kesinlikle açmayın arkadaşlar. Çok kötü. Böyle mouse hani sizin haricinizde böyle karar vermeye çalışıyor. İvmeyi düzeltmeye çalışıyor falan. Uzak durun yani. Bunlara da dokunmayın bence. Onun haricinde DPI efekt diye bir kısım var. Böyle çok ufak bir küçük nokta var mouse'un üzerinde. Oradaki ışığı gösteriyor. Bence açmanıza hiç gerek yok. Boşuna şarjınız gitmesin. Makro kısmımız da var. Buralardan pek anlamadığım için yardımcı olamıyorum maalesef. Ama yazılımımız bu şekilde. Eğer 4K dongle satın alırsanız yine aynı indirme kısmından burada 4K dongle şeyini indiriyorsunuz. Sonra bunu indirdikten sonra bakalım, şöyle bir açalım hatta hemen. Şöyle bir ekran çıkıyor karşımıza. Ben çoktan bağladım ama bakın burada zaten adımları gösteriyor. Ne yapacağınızı gösteriyor. Açıyorsunuz bunu. Ondan sonra sol tuş, orta tuş ve sağ tuşa aynı anda basılı tutuyorsunuz arkadaşlar 3 saniye kadar. Tabi öncelikle 4K dongle'ı o kabloya bağlamanız gerekiyor ve mouse'u açmanız gerekiyor. Ondan sonra arkadaşlar pir butonunu bastıktan sonra çalışıyor arkadaşlar. Eğer zaten mouse'u kullanamıyorsanız boşluk tuşuna basarak da bakın böyle pair yapabiliyorsunuz.